Programcılığın en önemli yapılarından bir diğeri döngüler. Yani döngüler olmadan neredeyse bir program yazılmaz diyebilirim. O yüzden döngüleri iyi anlamalıyız. Oldukça da basit arkadaşlar döngüler. Şöyle hemen ben şuraya bir file oluşturup for loop diyorum. For döngüsüyle başlayacağım. Uzantısını p'ye olarak veriyorum. Peki nedir bu döngü olayı? Şimdi düşünün arkadaşlar, elinizde bir tane liste var. Şehirler eşittir. Ne yapıyorduk? Şöyle Ankara, İstanbul ve İzmir diye yazıyorduk biz bunu. Şimdi ben bunları ekrana yazdırmak istiyorum. Hani alt alta böyle yazdırmak istiyorum. Şimdi ne olacak burada? Şehirlerin sıfırıncı elemanına işte print ettir. Print. Şöyle printle yazdırdım. Sonra geldim. 2, 3. Başka da yok zaten. Şöyle 0, 1, 2 diye bakın böyle tek tek yazıyorum. Bakın Ankara, İstanbul, İzmir. Şunu da clear console diyelim de bir daha çalıştıralım. Şöyle bakın Ankara, İstanbul, İzmir diye bir güzel yazdırdım. Peki 100 tane şehrimiz olsaydı? Hadi onu geçtim. Gelen datayı hani hep diyorum ya, burayı hep böyle bir yerden bize data gelecek. Hani ne olduğunu bilmiyoruz, ne kadar geldiğini bilmiyoruz. O durumda ne yapacağız? Yani kısacası arkadaşlar döngüler birbirine benzeyen kodları, bakın hep burada aslında biz 3 kere aynı birbirine benzeyen işi yapıyoruz. İşte döngüler tam olarak burada yardımımıza koşuyor arkadaşlar. Ctrl 1 ile şurayı komentliyorum. Döngüler burada yardımımıza koşuyor. Bu döngülerden en temel olanlardan bir tanesi for döngüsü. Bir de while döngüsünü göreceğiz. For şehir, in şehirler dedim. Ve iki nokta bırakıyorum. Hani blok yapılarıydı ya. Ben çünkü burada bir sürü satır kodu yazabilirim. Bakın iki noktayı koyunca alta gelince indentation, yani bir tane tab bıraktı. Şimdi bu ne demek? Bakın in şehirler, şehirler içinde bir for döngüsü yapacağını anlıyoruz. Peki bu şehir nereden geldi? Arkadaşlar her bir gezdiği elemana verdiği takma isim şehir. Yani ilk etapta Ankara'yı gezecek. O zaman o an şehir Ankara. İkinciyi çalıştıracak, bitene kadar devam ediyor. İstanbul. O zaman şehir İstanbul. Üçüncüyü çalıştıracak, şehir İzmir. O zaman onu çalıştıracak. Dolayısıyla bu noktada gelip ben print şehir dediğim zaman artık bu işlemi bir döngüyle yapmış oluyorum. Artık burada isterse 1000 tane olsun. Bu işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Örneğin ben burada şehre bir substring yapmak istediğim zaman, örneğin bütün şehirlerin sadece ilk karakterini almak istiyorum. A, İ şeklinde yazacak. Dolayısıyla şehrin sıfırdan itibaren biri dahil etmeden al diyorum. Bakın AII. Örneğin işte kod koyacağız bütün şehirlere. İlk üç harfi onun kodu olacak. O zaman 0, 1, 2. Bakın 3 tane, 3'ü dahil etme. Dolayısıyla şehirlerin bakın ilk 3 karakterini şehir kodu gibi yorumladık. Mesela onu da kodlayalım. Şöyle şehir artı için kod eşittir. Burada da bir artı koyuyorum. Bakın hem şehri yazdırıyorum, sonra onun kodunu yazdırıyorum. Bakın Ankara için kod, şöyle burada bir boşluk, bir daha. Ankara için kod ANK, İstanbul için kod İST, İzmir için kod İZM şeklinde. Bakın kendimizce basit bir döngüde program yazmış olduk arkadaşlar. Bu mantıkla bu şekilde ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Döngüleri bu mantıkla kullanabiliyoruz. Şöyle ki artık hani siz burada istediğiniz gibi şart blokları vesaire yazdırabiliyorsunuz. Örneğin, şurada diyorum ki eğer
Şehir eşit eşittir. Ankara ise o zaman şöyle bıraktığım zaman bakın bu burada if'i yazdığım anda arkadaşlar benim şurada bir şöyle bir indentation daha bırakmam gerekiyor. Yani şöyle bir küçülteyim biraz. Fazla büyük. Evet. Bakın şehir Ankara olduğu zaman bu yazılacaktır. Dolayısıyla bakın sadece Ankara için bu kodu yazmış olduk arkadaşlar. Bakın birçok programlama dilinde şöyle bir şey vardır. Ünlem eşittir Ankara. Bakın ünlem eşittir demek farklıysa. İF'lerde hani bunu söylemedim ama böyle bir kullanımda söz konusu arkadaşlar. Çok da kullanırız. Şehir Ankara'dan farklıysa. Dolayısıyla bakın İstanbul ve İzmir'i sadece yazdı. Burada indentation'lara dikkat edin. Yani şu indentation for için. Şu indentation if için arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada şöyle devam etmek istersem. Hani direkt for için kodlara devam etmek istersem şu satırdan yazmalıyım. Örneğin print. Mesela yıldız 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 böyle bir şey bırakmak istiyorum. Bakın ne olacak? Görüyor musunuz? Hani Ankara için bakın her türlü bu çalışmadı ama Ankara için bu çalıştı. Dolayısıyla bakın buraya bir şey koydu. Sonra geldi şehir İstanbul Ankara'dan farklı mı? Farklı. O yüzden bunu da yazdırdı. Bakın bunu da yazdırdı. Ve diğeri ve diğeri. Ama Ankara için bu çalışmadı. Ama Ankara için bu çalıştı. Neden? Çünkü onu şunu if'in içerisine, indentation'a if içerisine koymadım. Eğer ben bunu şöyle bir tab koysaydım, bakın Ankara için hiçbir şekilde yıldız bırakmayacak. Bakın direkt İstanbul yıldız, İzmir yıldız şeklinde yazdı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu noktada arkadaşlar bizim bu for döngülerini bu şekilde böyle verimli kullanabileceğimizi görüyorsunuz.